Evet, maalesef pandemi ülkemizde birinci yılını tamamlamak üzere ve biz ilk günden itibaren bu hastalıkla birebir çalışmaya başladık. Ekip olarak bir yıldır aktif bir şekilde görev alıyoruz. Hem hemşire arkadaşlarımız olsun, uzman arkadaşlarımız, asistanlarımız bir fiil son 12 aydır COVID hastalarıyla beraberiz. Peki hocam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Siz kadınlar olarak sağlık çalışanları olarak zor şartlar altında görevler yapıyorsunuz. Bunlar hakkında ne söylersiniz? Şöyle, bizim ekibimizin zaten %90'ı kadın çalışan, uzmanlarımız, hemşirelerimiz, kadın çalışan yoğunluğu fazla bir servisiz. Şöyle, kadınlarımızın hem anne olmaları, hem daha özverili, daha duygusal hastalara yaklaşmalarından dolayı son bir yıldır hem çok yoğun hem de çok verimli bir sene geçirdiler. Maalesef kendi evlerinde aileleriyle ilgili mesafelerini arttırmak, çocuklarından gerekirse ayrı kalmak durumunda kaldılar. Ama bizzat servisimizde hastalarımızın refakatçi alamadığımız için, bulaşıcı hastalıktan dolayı yemeklerini yedirmek, onların tüm ihtiyaçlarını eşlik etmek, gerekirse üstlerini değiştirmek, hani tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları için de yoğun ve meşakkatli bir süreç atlattılar. Peki hocam, Kayseri biliyorsunuz yüksek riskli illerden biri. Bu Kadınlar Günü olarak buradan vatandaşlara mesajınız var mıdır? Evet, maalesef Kayseri yüksek riskli bu hafta açıklanan tabloda. Bu daha da çok yüksek riskli tabloya geçmemesi için kısıtlamaları belli nedenler çerçevesinde genişletmemiz gerekiyor. Yine mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu yine dediğim gibi sağlık sektöründe temizlik personelinden ek bakım hizmetleri veren hemşire ekibimize kadar çok fazla kadın çalışan mevcut. Ve bu da onların yük olması. Çok yüksek riske girdiğimiz takdirde yeniden mesai saatlerinin artması ve ailelerine, özellikle çocuklarına vakit ayıramamaları anlamına geliyor. Halkımızdan talebimiz her açıda olduğu gibi hem kendi sağlıkları hem de bizim sağlığımız ve daha iyi şartlarda çalışabilmemiz adına kısıtlamalara riayet etmeleri. Kayseri Şehir Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım sorumlu hemşiresiyim. Yaklaşık 3 yıldır. Adım Merve Gül. Pandeminin ilk başında hepimiz neyin içinde olduğunu bir anlayamadık. Bir 10 ay kadar pandemi yoğun bakım hizmeti verdik bu süreçte. Daha sonrasında rahatlamayla beraber anestezi yoğun bakım olarak devam ettik. İlk başta biz de, arkadaşlarımız da, ailelerimiz de hani ne olacağını bilmeden bu işin içine girmiştik. İlk etapta arkadaşlarımızdan bu durumu ağlayarak karşılayanlar oldu. Onları sakinleştirmek için sorumlu hemşire olarak elimden geleni yaptım. Hatta ilk hasta kabulünü ben kendim yaptım. Diğer arkadaşlara hasta da örnek olması adına. Hasta kabulünden kastınız neydi? Entübe mi yani? Yok, hastanın odaya alınma durumu. Sedyeden alıp yatağa alma durumunda. Bunlar da öncülük etme durumunda kaldım rolümden dolayı. Hepimiz çok korktuk. Ağlayanlarımız oldu. Duygusal olarak, mental olarak, hani fiziksel olarak zaten yıprandık. Bu süreçte en çok biz yıprandık sağlık çalışanı olarak. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ne söylemek istersiniz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim mesleğimizde kadın sayısı çok fazla biliyorsunuz hemşirelik mesleğinde. Hemşirelik de demek, kadın olmak da demek, fedakarlık demek. Bir şeylerden fedakarlık yapmak demek. Bu süreçte olsun, daha sonrasında olsun hem mesleğim adına hem de cinsiyet kimliğim adına elimizden gelen tüm fedakarlığı yaptığımız bir şeydeyiz, durumdayız. Dediğim gibi ya, anneyiz, çalışan bir kadınız. Bu dönemde okulu evimize taşımak zorunda kaldık. İşimizi evimize taşımak zorunda kaldık. Gecemizi gündüzümüze katarak her türlü fedakarlığı göstererek bu süreçte hep beraberdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içinde hani söyleyeceklerim bunlar. Fedakar kadınlarımızın günü yani. Güçlü kadınların günü. Güçlü kadınların, fedakar kadınların, özverili kadınların günü. 24 saat, yani ekip arkadaşların 24 saat nöbet tutuyorlar. Biz gündüz gidip geliyoruz ama hani gece de gündüz de kulağımız hep yoğun bakımımızda. Hastaların bakımları uzun süren bir süreç. Yarım saatlik bakımdan
Hani insanlarımız çok bilmiyordur hani bizim hemşirelik bakımını, yoğun bakımda. Hastanın ağız temizliği, yemek yedirilmesi, genel vücut temizliği. Bunlar hemşirenin rolleri hep yoğun bakımda. Bu tulumların içerisinde, önlüklerin içerisinde, bu N95 dediğimiz hastanede kullandığımız tıbbi maskelerle çok zor oluyor. Nefes alamıyoruz yani. Nefes alamadığımız halde birçok hastamıza nefes olmaya çalışıyoruz. Olabildiğimiz oldu, olamadığımız oldu. Kendi yoğun bakımda çalışan arkadaşımızın babası vefat etti bu yüzden. Hani hepimiz oturduk, ağladık. Hani canımız çok yandı. Hani insanlarımız da hani bunları insan görmediği bir şeye inanamıyor. Hani bunu insanlarımıza çok görmüyorum ben. Medyada olsun, hani sosyal medyada olsun, ne kadar göz önünde olursa insanlar o kadar dikkat ederler. Veya yakınımızın başına bir iş geldiği zaman biz bilemiyoruz. Hani bizim de başımıza gelir mi diye düşünemiyoruz. O yüzden biz bu süreci en başından beri çok yoğun bir şekilde yaşadığımız için insanların da aynı şekilde dikkat etmesini rica ediyoruz ki gevşedikçe artıyor. Hani en ufak bir gevşemeye müsaade etmiyor bu virüs yani. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.